Ramazan Bereketi programından herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Bugün mübarek Ramazan ayının 16. iftarının önünde durduk. Rabbim nasip ederse bir saat sonra hocamızın ezanıyla birlikte 16. iftarı Rabbimizin bize verdiği nimetlerle beraber açmış olacağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının başını rahmet, ortasını mağfiret, sonunu da günahlardan ve cehennem azabından kurtuluş olarak bize bildiriyor. Biz Ramazan ayımızın rahmet kısmını bitirdik. Şimdi mağfiret kısmındayız. İnşallah Ramazan'la birlikte Rabbimizin mağfiretine hem kul olarak hem ümmet olarak kavuşmayı Rabbim bizlere Ramazan ayı vesilesiyle nasibi müessir eylesin inşallah. Bugün çok önemli bir konu üzerinde, çok değerli bir konumuzla birlikte duracağız. Konumuz şu: insanın varlık alemine, varlık sahasına başladığı günden itibaren, andan itibaren ta ki dünya serüveniyle birlikte, ölümüyle birlikte, ahiret sürecinin hayatının başlamasıyla birlikte devam edecek olan insanın varlık serüveni üzerinde bugün çok güzel bir sohbet konusu işleyeceğiz inşallah. Bu konuyu, bu önemli konuyu Çamaş ilçe müftüsü hocam Ahmet Kuru hocamla birlikte işleyeceğiz, değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Müslüm hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz çok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam Çamaş'tan kalktınız, geldiniz. Davetimize evet. icabet ettiniz. Bizi çok sevindirdiniz. Kıymetli zamanınızı bizimle paylaştınız. Allah sizden razı olsun. Hocam programa hep aynı soruyla başlıyoruz. Koronavirüs imtihanıyla insanlık olarak mücadele evet. ediyoruz. Çamaş'ta durumlar nasıl? Çamaş'taki kardeşlerimiz malum hocam camilerimiz kapalı. Evet. Teravihler kılınamıyor. Aileler birbirlerini iftar davetlerine çağıramıyor, daveti yapamıyor, gidemiyor, gelemiyor. Çamaş'taki kardeşlerimiz ne durumda? Evet. Tabii ki Yusuf hocam her şeyden önce İnsanlık büyük bir imtihanla karşı karşıya. İnananı inanmayanı, yeryüzünde böyle bir musibet var. O musibetten memleketimiz, yurdumuz, ilçemizde nasibini aldı tabii ki. Ama insanlar büyük bir özveriyle diyelim, büyük bir hassasiyetle ve tedbiri elden bırakmadan bir tevekkül içerisinde ama aynı zamanda da gönüllerinde büyük bir hasret var, bunu biliyorum. Yani ihtiyaç için çarşıya çıkıyoruz. Hocam ne olacak camilerin durumu, namaz durumu? Çünkü Ramazan biliyoruz ki yoğun bir ibadet iklimi. Teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla böyle bizi 24 saatimizi adeta kaplayan bir ibadet. Gece gündüz gece ayaktayız gündüz hocam öyle. Ramazan vesilesiyle. Evet. Ve memleketimizdeki durum da şu. Yapılan araştırmalar, insanlar şimdi evlerine hapsoldular, müzevi bir hayat yaşıyorlar tabiri caizse. Soruluyor, anketler yapılıyor. En çok özlediğiniz ne? Birinci sırada sevgiyi, muhabbeti ifade eden birbirimize sarılmayı çok özledik ya, diyorlar insanlar. Ya. Yani demek ki selam vermek, mukabelede bulunmak, karşılıklı hal hatır sormak, bunlar sıradan şeyler değilmiş. Çok önemli şeylermiş bunlar. İnsan mahrum olunca anlıyor. Kıymeti mahrum, daha iyi biliniyor. Kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla inşallah Allah'ın izniyle rahmet günlerini geride bıraktık. Bu akşam Ramazan'ın 16'sı. Mağfiret günlerindeyiz. Yani inşallah yaptığımız ibadetlerimizle Rabbimizin rahmetini celbetmişizdir. Tevbelerimizde, istiğfarlarımızda inşallah onun mağfiretine, bağışlamasına çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. İnşallah onu da elde ederiz. Ve son 10 günde o mübarek bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran o mübarek geceyi de idrak ederiz. Ve bağışlanmış, affolunmuş, Reyyan kapısından cennete girmeye aday bir kul olarak bu Ramazan'ı da böyle geçiririz diye düşünüyorum. Duamız, temennimiz, niyazımız o Rabbimizden. Çünkü her şey ondan geliyor. Onun bilincinde olmamız lazım. Yani insanlık bir kendinize bir gelin dedi Rabbim tabiri caizse. Evet. Yani yeryüzünde evet. neler oluyor, insan nerelere savruldu, inançsızlık, zulüm nerelere vardı. Ve dolayısıyla herkesi kuşatan bir musibet. İnşallah
kendimize gelmemize vesile bir olay olur da bundan da gerekli dersi çıkararak, ne yapmamız gerektiği noktasında bir muhasebe yaparak yeni bir dünyaya bu olaydan sonra inşallah yeryüzü hazırlanır diye düşünüyoruz. Dua ve temennimiz de bu yönde inşallah. Ne güzel duayla başladık. Evet. Allah razı olsun. Evet. Yani insan fıtratının belki de bir özelliği, nimetlerin değerini kaybettikten sonra anlıyor. Evet. Az önce ifade ettiğiniz gibi biz toplum olarak, insan olarak, yani Avrupa'da hocam insanların, ailelerin misafir odası yok. Evet. Çünkü bir misafirlik mefhumu yok. Evet. Bizde sadece bir yanakla tokuşmak veya sarılmak yetmiyor. İki yanakla birden sarılıyoruz. Evet. Yani biz toplum olarak da bu cennet vatanın necip milleti olarak da birbirine düşkün, yani cenazelerde kalabalık bir cenaze, düğünlerimiz kalabalık oluyor. Evet, evet, en fazla birbirimizi özlediğimizi, birbirimize hasret kaldığımızı hocam çok güzel ifade ettiniz. Rabbim inşallah bu ayrılığı, koronavirüsün aramıza girdiği bu ayrılığın Ramazan'la birlikte, bayramla birlikte yok olduğunu, izale olduğunu İnşallah Rabbimize gösterir. İnşallah çifte bayram yaparız diye herkesin temennisi. Bu vesileyle de tabii ki bizleri TV52 aracılığıyla evlerine misafir eden değerli izleyicilerimize de Ramazanlarını tebrik edelim. Sevgi, saygı, muhabbetlerimizi sunalım. Bu musibet vesilesiyle ahirete irtihal eden bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize de rahmetle yad edelim. Rabbim onları şehadet mertebesiyle huzuruna alsın. Ya, gerçekten yani acılar paylaşılarak azalıyor, sevinçler de paylaşılarak çoğalıyor. Hele hele özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu bu günlerde cenazelerimiz var. 7 kişiyle, 8 kişiyle, birinci derece yakınlarıyla onları son görevimizi yapıyoruz. Ve bu tabii ki geride kalanları çok mahzun ediyor, çok hüzünlendiriyor. O insanların da öyle bir ruh halleri var. Evladının katılamadığı cenazeler olmuş hocam. Yani taziyeye katılamıyorsunuz, insanların acılarını paylaşamıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten büyük bir musibet. İnşallah Rabbim tez zamanda şifasını verir, yaratır ve biz de güzel günlerde sevincimizi paylaşıp böyle büyüteceğimiz, acılarımızı paylaşıp da azaltacağımız günlere kavuşuruz inşallah. Ne güzel dua oldu. Teşekkür ediyoruz. Hocam bugün aslında bir anlamda insanlığın özetini yapacağız. Yani çünkü konumuz başlangıçtan, insanın bidayetinden daha henüz göremediğimiz, bizim için gayip olan nihayetine kadar inşallah olayı götüreceğiz. Çok ilginç bir konu seçtik. Yani çok inanıyorum ki izleyicilerimizin çok katkı sağlayacağı, faydalanacağı bir konu olacak. İnşallah. Hocam en başından başlayacağız. En başından başlayacağız. Kainatın varlığından başlayacağız. Yani varlıktan başlayacağız. Yani insanın başlangıcından önce kainatın başlangıcından başlayacağız. Rahman suresi zannediyorum. Külle yevmin huve fişe buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz diyor ki kendisini bize şöyle tarif ediyor. O her an yaratma halindedir. Yani o her an yaratır. Biz uyuruz o yaratır. Biz dinleniriz o yaratır. Biz işte güleriz o yaratır. Biz ölürüz o yaratmaya devam eder. Hocam varlığın başlangıcından başlayalım inşallah. Tabii söze Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle başlayalım. Yemen'den bir grup gelir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme varlıkla ilgili bir soru yöneltirler. Varlık nasıl başladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisi şerifi irad ederler, buyururlar. Kâne Allahu ve lem yekün şey'un gable. Sadece Allah vardı, hiçbir şey yoktu ondan önce. Ve kâne arşuhu alel mâ. Onun arşı da suyun üzerindeydi. Dolayısıyla da Rabbimiz bizim inancımızda vacibül vücuttur. Varlığı zorunludur ve ezelidir. Varlığının başlangıcı yoktur. Ama onun dışında bütün her şey yaratılmıştır. Zatı baki olan, ezeli ve ebedi olan sadece Rabbimizdir. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Ve sonra sümme halagas semavati vel arz. Sonra da Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve, yani göklerin ve yerin yaratılışı insandan önce. Tabii. Doğru değil mi tabii, hocam? Evet. Aynen öyle. Ve dolayısıyla da Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde bu göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili detay
detaylıca anlatılır birçok sure-i celilede. Yani her şey tabii ki bir kün emriyle başlar. Rabbimiz bir şeye ol dedim mi o olmak zorundadır ve oluverir. Hiçbir güç, hiçbir kudret onu engelleyemez. Rabbimiz böyle bir kudrete sahip. Dolayısıyla yerin ve göğün birleşik bir duman halinde olduğundan sonra onların birbirinden ayrıldığından sonra yedi kat göğün bir benzeri yedi kat yerin yaratıldığından gök semasının yıldızlarla donatıldığından yeryüzüne Rabbimizin sağlam dağlar insanları sarsmasın diye sağlam dağlar sabitlediğinden tabiri caizse böyle kazık gibi çaktığından orada ekinler bitirdiğinden, nehirler, yollar, denizler var ettiğinden Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleri ifade eder. İfade eder. Bununla ilgili belki kısa bir giriş olması açısından Lokman suresinin 10. ve 11. ayetlerini mealen de arz edelim. Yaratılış nasıl olmuş? Oradaki kudreti, Rabbimizin o yaratılıştaki kuvvetini de görmüş olalım. Mealen söyleyelim. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı da yaydı. Ve besse fiha min kulli dabbe. Orada depreşen her türlü canlıyı da yaydı. Gökten de yağmur yağdırıp orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. Öyleyse belki insanın yolculuğu, dünya ahiret yolculuğu konumuz olacak ama dünya bir şeylere hazırlanıyor. Buradan bu anlaşılıyor. Bir şeylere hazırlanıyor dünya. Ve Rabbimiz bu yaratmadaki kendisine şirk koşulan insanoğlunun kendi eliyle yaptığı putlar ve bu putlara tapmaları akılsızca, şuursuzca veya da mazeretini biz babadan böyle gördük, atadan, dededen böyle gördük diye o batıl inançlarına karşılık bir cevap olarak da işte Allah'ın yarattıkları, haydi Allah'tan başkalarının yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler diye bir de kudretiyle meydan okur. Yani insanoğlunun o şirk hastalığına karşı. Yani biz bunları yarattık. Siz kendi ellerinizle yaptıklarınızla tapıyorsunuz. Yani bu insanoğlunun tabii ki kendine yapabileceği en büyük zulümdür Yusuf Hocam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Varlık böyle başlar. Eyvallah. Varlık böyle başlar. Eyvallah. Hocam tabii bunlar bizim için meçhul, gaip olan şeyler. Evet. Biz Müslüman olarak zaten burada bizim imanımız devreye giriyor. Elhamdülillah burada hocam bu anlattığınız Lokman suresi ayeti veçiyle de bu olayı anlamamız için hocam bu verdiğiniz ayetle de şunu anladık ki çok büyük, çok kudretli bir Rabbimiz var. Yani evet. Yani biz ne kadar acizsek hocam, biz ne kadar güçsüzsek Rabbimiz evet. de yani o kadar o bir güce, kudrete sahip bir Rabbimiz var. Yani burada bir insan olarak, bir kul olarak başımızı önümüze eğip ya Rabbi sen ne büyüksün evet. diyebiliyoruz. Rabbimize karşı muhabbetimiz, takvamız daha da artıyor. Ben bu ayet-i kerimeden bunu anladım hocam. Yani şimdi adıma. Zaten insanın yaratılışına geleceğiz bundan hemen sonra ama yani Rabbimiz başka ayet-i kerimelerde وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri boş yere yaratmadık. Oyun eğlence olsun diye yaratmadık diye uyarıları ve ikazları da var. Evet. Dolayısıyla her şeyin bir hikmeti var. Şey var evet. Her şeyin bir hikmeti var. Bize düşen bunlar üzerinde düşünüp tefekkür edip o yüce yaratıcıya ulaşabilmek ve la ilahe illallah o en büyük kelimeyi bizi hem bu dünyada hem de ahirette saadete götürecek o iman dairesine girebilmek Rabbim ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. İnşallah. O da bizim bir duamız olsun İnşallah böyle hocam. Sohbetimiz arasında. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi az önce çok güzel bir cümle kullandınız. Dediniz ki yani kainatın yaratılışını işte dağdan, yağmurlardan, topraklar, bitkiler şunlar. Dediniz ki sanki birisi için bir şey hazırlanıyor. Evet. Dediniz.
Çok güzel bir cümleydi. Yani burada anlıyoruz ki hocam herhalde insanlık için Rabbimiz dünyayı bizim için evet. hazırlıyor. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de malumunuz hocam yeryüzünü sizin için beşik yapmadık mı? Evet. Buyuruyor. Hocam peki yeryüzü kainat yaratıldı. Kainatın o yaratıldığı onkolojik delilleriyle falan hepsini zaten evet. bilimle de beraber mutabık olduğunu da görüyoruz. Sıra geldi insanın yaratılışına. İnsanın yaratılışına. Rabbimizin hocam zati sıfatlarından bir tanesi kıdem sıfatı malumunuz. Evet. Yani başlangıcının olmaması. Olmaması. Ama onun dışında her şeyin bir başlangıcı var. İnsan başlangıcını bize anlatır mısın? Evet. Ve sonra Rabbimiz meleklerine bir hitapta bulunur. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve meleklerden de şöyle bir itiraz gelir. Ya Rabbi orada bozgunculuk çıkaracak, kan akıtacak birini mi yaratacaksın diye bir karşılık gelir ve Rabbimiz de der ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Evet. Her şeyi bilen tek yegane kudret sahibi o. Dolayısıyla varlık aleminde biz varız, yaratılacağız insan olarak ama Rabbimizin bir de tabii ki nurdan yarattığı melekleri var. Hı-hı. Ateşten yarattığı cinler var. Hı-hı. Ve tabii ki topraktan yarattığı insan var. Ve bizim görmediklerimiz var. Ve bizim görmediklerimiz var ve onun dışında da işte bizim bu kainatta gördüğümüz canlı cansız varlıklar var. Hı-hı. Ve onlar var. Ve dolayısıyla meleklerle insan arasında tabiri caizse bir imtihan olur isim üzerinden. Rabbimiz insanoğluna bütün esmayı öğretir ve sonra meleklerine yönelerek der ki şu şeylerin isimlerini bir bana verin. Onlara da derler ki ya Rabbi biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Sonra Adem Aleyhisselam'a yönelir ve Adem Aleyhisselam kendisine öğretilen eşyanın ismini saymaya başlar. Belki de dünya insanoğluyla değer kazanacak. Yani eşyanın bilinmesi, tanınması ve dolayısıyla bunun karşılığında Rabbimizden bir emir gelir. Adem için secdeye varın. Hocam buradaki secdeyi hep soruyorlar. Hani bir Rabbimize bir yapılan bir secde gibi midir? Yoksa ona saygı duymak mı? Ya bu bir saygınlıktır, bir tazimdir. Hı-hı. Yani az önce Adem Aleyhisselam'ı o dereceye getiren şeyin Allah'ın kendisine verdiği, öğrettiği esma sayesinde olduğunu ayet-i kerimelerden anladık. Hı hı. Ve tabii ki şeytan aleyhillâne, iblis de oradadır. O emre muhatap olur, o da muhatap olur. Ve melekler hemen secdeye varırlar. Hı hı. Hemen secdeye varırlar ve şeytan aleyhillâne geri durur. Rabbimiz aslında mesele insana secde etme meselesi değildir. Bir emre karşı gelme meselesidir. Şeytan aleyhillâne'nin Rabbimizin huzurundan kovulmasına vesile olan. Gâle mâ menâ'ake iz emartuk. Sana emrettiğim zaman secde etmene engel olan nedir buyurdu Rabbimiz. O da dedi ki ben Adem'den daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Dolayısıyla burada bir kibre bürünme var. Bir emre karşı hocam, gelme var. Sanki ilk günah kibir mi? Yani evet. Evet. Kibir. Kibir. Ve dolayısıyla bu kibirde ısrar. Bu kibirde ısrar. Bundan pişmanlık duymama, hı-hı, bu emri yerine getirmeme, hı-hı, Rabbin huzurundan kovulmaya vesile olur. Ve buna vesile olan da Hazreti Adem'e secde meselesi olunca şeytan insana ne olur? Düşman olur. Çünkü onun sebebiyle lanete uğradı. Evet, yani o emir Hazreti Adem'e secde edilmesi emriydi. O emre karşı gelinmiş oldu. Dolayısıyla o vesile olunmuş oldu. Hı-hı. Ve Rabbimiz onu huzurundan kovar. Sonra Hazreti Adem ve eşi yaratılır. Rabbimizin hitabı, ey Adem sen ve eşin şu cennette dilediğiniz gibi yaşayın. Fakat şurada bir ağaç var, oraya yaklaşmayın. Böyle bir hitap gelir. Ve bu sefer de Adem Aleyhisselam'ın imtihanı başlar tabiri caizse. Acaba o ne yapacak? Ve tabii ki bu arada
Adem Aleyhisselam'ın bir de düşmanı vardır. Düşmanı vardır. Ve şeytan aleyhillâne Rabbimizden müsaadeyi istemiş. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar Allah'ın kendisine ibadet etmek üzere yarattığı insanoğlunu yoldan çıkarmak üzere kendisine bir misyon edinir. Ve bu daha Adem Aleyhisselam'la başlar. Başlar ve şu anda da devam evet, ediyor. Hala kıyamete devam ediyor. Kadar da devam kıyamete edecek. Kadar devam ediyor. Çünkü müsaade o zamana kadar. Ondan evet. sonra her şeyin hesabı görülecek. Görülecek. Ve dolayısıyla da Rabbimiz burada hem şeytan aleyhillâne'nin insanoğluna verdiği vesveseden ama bir yandan da insandaki zaaflardan da ayet-i kerimelerinde ifadelerde bulunur. Öyle buyurur Yüce Rabbimiz Taha suresi 115. ayet-i kerimede. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Evet o bir emir idi. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulamadık. Bu da insanoğlunun zaafı. Unutma, gaflet haline dalma veya boş verme ve dolayısıyla da bir uyarı verildiği zaman orada bir direniş gösterememe. İnsanoğlunun zafiyetleri bunlar. Evet. İlk insandan itibaren öyle. Ondan sonra ve aynı zamanda Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a ayrıyeten özelden de bir tembihte bulunuyor. Ve onu da 117 ve devamında ki ayetlerde 117, 118, 119. Mealen arz edelim Yusuf Hocam. Buyurun. Biz de şöyle dedik. Ey Adem, şüphesiz bu iblis, şeytan, sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun, sıkıntıya düşersin. Hmm. Uyarı çok net. Çok net. Yani evet. eğer buradan şeytana uyarsan, evet. onun tavsiyesine veya yönlendirmesine kapılırsan, sen ve eşin, sen ailemiz, eşin. Çoluğumuz, evet. çocuğumuz, herkes. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra sıkıntıya düşersin. Düşersiniz ve mutsuz evet. olursunuz. Cennetteki yaşamdan da burada pasajlar verir Rabbim bize. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yok. Cennette açlık yok, çıplaklık yok. Ve aynı zamanda orada ne susuzluk çekersin ne de böyle güneş altında kalır yanarsın. Yani böyle bir rahat bir yer. Sadece bir ağaç var, oraya yaklaşmayacaksın. Diğer tarafından dilediğin gibi yaşayabilirsin. Bir tane ağaç da yok ki hocam, belki milyarlarca yani, ağaç var. Yani. Ve Rabbimizin bu tembihi Adem Aleyhisselam'a yapılır. Evet sakın seni ve eşini bu şeytan senin apaçık düşmanındır cennetten çıkarmasın. Ama şeytanın vesvesesi ısrarı devreye girer ve insanoğlunun bir zaafı daha ortaya çıkar. O yemin yalanla yemin eder ve der ki Rabbin der sana bu ağaca yaklaşmayı niye yasakladı biliyor musun? Bu ağacın meyvesinden yersen ya melek olacaksın... Veya da bitmez tükenmez bir saltanat seni bekliyor. Sonsuzluk. Sonsuzluk seni bekliyor. İnsanın en büyük handikapı hocam. Evet. Bitmesin. Dolayısıyla insanın bir zafiyeti ortaya çıkıyor. Bir şeyi arzulamak. Tuğlu emel diyoruz buna. Tuğlu emel. Yani her şeyi elde edebilme. Her şeyi elde edebilme yönü. Bu yönüyle de insanoğlu bu vesveseye kanar ve oradan ağacın meyvesinden tadılır ve Adem Aleyhisselam da o sınavı kaybeder ve Rabbim de der ki galeh bida minha cemian ba'dukum li ba'din adu birbirinize düşman olarak inin cennetten. Ve hocam buradaki düşmanlıktan kasıt nedir? Yani insanın birbirine olan bu tahammülsüzlüğü mü? Hayır, şeytanla insanın birbirine olan düşmanlığı. Tamam. Dolayısıyla insan oradan şeytan aleyhillâneyi düşman olarak, şeytan da insanı düşman olarak belledi. Dolayısıyla oradan inin. Ve bu arada tabii ki Rabbimiz insanoğluna hatasını anlar Adem Aleyhisselam. Ve Rabbimiz
insanoğlunu tercih eder, onlara tevbe edebilecekleri kelimeleri öğretir. Onlar da Rabbimiz biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bizi mağfiret etmezsen biz kaybedenlerden oluruz, hüsrana uğrayanlardan oluruz diye günahta ısrar etmeme yönü ortaya çıkar insanoğlunun. Hatayı anlama, hatasından dönebilme. Pişmanlık. Pişmanlık tabii ki, pişmanlık. Pişmanlık. Çünkü orada yaşadıkları tabii ki insan açısından çok böyle trajik bir olaydır. Neden? Onlar o cennet ağacının meyvesinden yediklerinde üzerlerindeki elbise soyulur ve onlar insan tabiri caizse çırılçıplak kalır ve insanoğlu cennetin yapraklarıyla avret mahallini örtmeye başlar. Burada bir insanın bir özelliği daha ortaya çıkıyor. İnsan haya sahibi bir varlıktır. Utanma duygusu olan, ar duygusu olan ve tesettüre ihtiyacı olan, örtünmeye ihtiyacı olan bir varlıktır. Onun için tesettür insanoğluna farzdır. Erkekte ve kadında farklılık arz etse bile insan... İkisi de tesettüre muhataptır. Tabii, muhataptır. Ve bu fıtratın da buna ihtiyacı vardır. Çünkü insan öyle yaratılmıştır. Ve yeryüzüne inin. Ve Rabbimiz de devam eder hitap. Gâle fîhâ tahyevne ve fîhâ temûtûne ve minhâ tuhracûn. Artık orada yaşayacaksınız, yeryüzünde. Orada öleceksiniz ve tekrar oradan diriltileceksiniz. Öyleyse buradan da şu ortaya çıkıyor. İnsanın yürüyüşü sadece bu dünyadan ibaret değil. Ve minhâ tuhracûn. Oradan çıkarılacaksınız. Evet, oradan çıkarılacaksınız. Evet. Hocam, şimdi insanoğlunun babamızdan birlikte başlayan serüveninin dünya kısmına geldik. Evet. Doğru mu hocam? Geldik. Yani cennette ilk durağımız orasıydı. Cennetten sonra hata yaptık. Ama hatamızdan sonra bir ceza olarak dünyaya geldik. Peki hocam, dünya serüvenimiz nasıl başladı? Yani Hazreti Havva annemizle babamız aynı yerdeler miydi? Nasıl oldu? Buradan devam edelim isterseniz. Ya burada şunu da ifade edelim. Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz tevbeyi ederler ve Rabbimiz de tevbelerini kabul eder. Bu böyledir. Ve yaratılış... Dünyada oldu ama tevbenin kabulü, doğru mu hocam? Evet. Ya Rabbimiz o tevbe kelimelerini öğretti ve tevbemizi kabul etti. Tevbe kabul edildi. Bu cennette de olabilir. Oradan ilk insan tabii ki topraktan yaratıldı. Sonra eşi yaratıldı. Ve sonra insanlığın yaratılışı insanın sulbünden gelen sudan, yani meniden. Halakal insane min alak. Evet. Oradan yaratılmaya başladı ve Rabbimiz yeryüzüne ilk insan Hazreti Adem ve Havva olmak üzere yeryüzünde birçok insan var etti. Kadın olsun, erkek olsun. Dilleri birbirinden farklı, renkleri birbirinden farklı, farklı coğrafyalarda farklı insan tipleri, renk olarak, dil olarak bunu kastediyoruz. Ama hepsi de nedir? Sonuç itibariyle Adem'in çocuklarıdır. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Evet. Bunda Rabbimiz de bu dil farklılığını, renk farklılığını da kendini kudretinin bir delili olarak bizlere sunar ayeti kerimelerle. Yani herkes aynı dili konuşabilirdi. Evet. Herkes aynı. Tek renk olabilirdi. Tabii, herkes aynı inancı da paylaşabilirdi. He. Yani şu anda herkes... Allah ayeti kerimedir. Estaizu billah. Velev şâallâhu... Evet. Leca'aleküm. Allah dileseydi herkesi iman ederdi. Velev şâallâhu le'âmene men fil arz. Evet, ayet-i kerimeyi böyle düzeltelim. Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Ama bir şey var. İnsan aynı zamanda kendisine akıl ve irade verilen bir varlık. Bir özelliğimiz daha ortaya çıkıyor. Bir şeyleri tercih edebilme. Bir şeyleri tercih edebilme ve temsil edebilme. Halife kelimesi onu ifade eder. Yani Rabbimizin yeryüzünde onun varlığını, birliğini ilan edecek, onu haykıracak bir varlıktır insanoğlu.
böyle bir vazifeyle, böyle bir görevle görevlendirilmiştir. Görevlendirilmiştir. Hocam, insanın yaratılış gayesi Kur'an'dan başka ayetlerle nasıl destekleyebiliriz? Zariyat suresi 56. ayeti kerime en açık bir şekilde ifade eden Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece bana ibadet. Kulluk sadece Allah'a olur. Öbür taraf başkalarına kulluk, o batıldır ve hükümsüzdür. Bu liya'budun kelimesine liya'rifun, beni tanısınlar, beni bilsinler anlamı yükleyen müfessirlerimiz de vardır ama ibadet sadece Allah'a olur. Öyle olmalı. Öyle olmalı. Ve bu insanların ve cinlerin de yaratılış gayesini ifade eder. En bariz ifade budur. Değerli Yusuf Hocam. Peki hocam, bu kulluğumuzun kapsamı hakkında biraz konuşalım mı? Yani az önce ayet-i kerimeyi hocam bize verdiniz. Dediniz ki Cenab-ı Hak meleklere dedi ki ben bir halife yaratacağım. Evet. Yani yeryüzünde yaratılışımızın gayesini de Zariyat suresindeki ayet-i kerimeyle Rabbimize kulluk, genel manada kulluk olduğunu söylediniz. Peki hocam, yani dinleyen, bizi izleyen izleyicilerimiz, takip edenler, yani kulluğumuzun kapsamında ne var? Biz ne yapacağız? Yani kulluğumuzun kapsamında nasıl dolduracağız? Evet. Nasıl dolduracağız? Gene Rabbimiz insanoğlunu yeryüzüne gönderir ama onu başıboş bırakmaz. Biraz önce hiçbir şeyin boş yere yaratılmadığını ifade etmiştik. Bu kadar meziyetlerle donatılan bir insanın başıboş bırakılması düşünülebilir mi? Tabii ki, kesinlikle düşünülemez. Dolayısıyla aynı zamanda Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamberdir. Yani Allah ile irtibatı koparmamak adına ona suhuflar da indirmiştir Rabbimiz. Yani dünyada neler yapması gerektiğini, bir takım çizgiler koyulmuştur dünyada. Dolayısıyla bunlar bizim helaller, haramlar dediğimiz sınırlar veya şeriat dediğimiz, yaşamamız, uymamız gereken ilkeler diye. Ve Rabbimiz ondan sonra benden bir hidayet, bir yol gösterici gelir ki insanlık tarihiyle aynı zamanda peygamberlik de başlar. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber olsa da 120 bin, 220 bin peygamberden bahsedilir. Yani bize hadis bildirilen o kadardı. Bildirilen o kadar. Tabii kıssalarını Rabbimizin kitabında kıssalarını anlattığı peygamberler bunlar. Dolayısıyla insanlık başıboş bırakılmamıştır. Çünkü bırakılmamalıdır. Bırakılmamalıdır. Onun için Rabbimiz de kim benden bir hidayet, yol gösterici bir rehber gelir de ona uyar da hayatını, dünya hayatını böyle tanzim ederse onun için korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır der ve ne zamanki yeryüzünde insanlık çizgiden çıksa, inancını bozsa ve Rabbimiz tabiri caizse tarihe müdahale eder. Peygamberini gönderir. İnsanları tekrar o yaratılış gayelerine döndürmeye çağırır. Ama bu çağrıya uymak insanın iradesine bırakılmıştır tabii ki. O tercihi insan kendisi yapacak. Dolayısıyla çok az ümmetle peygamberlik tebliğini yapmış, hatta kendisine inanacak kimseler bulamayan peygamberlerden de bahsedilir. Tercih, yani tercih insan geldi, evet ama inandıran evet, kimse inandıramadı. Evet. Uyarıyı yaptı, mücadelesini yaptı ama insanoğlu tercih ortaya koydu. Yani kabul etmiyorum dedi ama onlarda hem dünyada hem de ahirette onlara büyük bir elem olacağını da Rabbimiz ifade buyuruyor. Çünkü cennet varsa cehennemde var Yusuf Hocam. Evet. Hocam şimdi programımızın konusu da zaten çok zihnimize kazınan tabiri caizse bir spot, bir ifade. Yani dünya ve ahiret yolculuğunda insan konusunu seçtik malum. Yani insan, yani dünyanın bir kere kısa ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı kısa ve hayırsızdır. Yani fanidir. Ahiret hayatı baki ve hayırlıdır diyor. Fakat bel tu'thirunel hayata dünya. Evet. Fakat siz yine de gidiyorsunuz dünya hayatını tercih ediyorsunuz buyuruyor. Şimdi hocam bu Müslüman açısından
daha doğrusu insanın belki de fıtratı. Çünkü babamız da dediniz ki hocam, Hazreti Adem'in şeytanla diyaloğunda şeytanla dedi ki sonsuz olacaksın. Evet, sonsuz veya meleğe dönüşeceksin dedi. Meleğe dönüşeceksin. Yani insanın da bulunduğu yerde kalma, işte saltanatlarını veya saltanatını devam ettirme, evet, sürekli güç, kuvvet, kudret sahibi olma yönünde istekleri, talepleri var, beklentileri var. Yani kimse elini kolunu sallaya sallaya ben öleceğim demiyor. Demiyor. Yani mutlaka böyle ya işte gözüm arkada kaldı, biraz daha devam etseydi, evet, biraz daha devam etseydi diyor. Hocam dünya ahiret dengesi insan için zor bir sınav. Bununla ilgili ne diyelim hocam? Dünya ahiret dengesini Müslüman nasıl sağlamalı? Şimdi insanın... Yani özür diliyorum. Mesela dünya değersiz mi? Yani sadece camilere, yani şu anda gerçi imkanımız da yok ama sadece ibadetle bir hayat mı geçirmeli? Yani Müslüman bu konuda nasıl bir tavır takınmalı? Evet. Az önce yaratılış gayesini ortaya koyduk. Zariyat Suresi 56. Bu imtihanın bir gereği. Yeryüzüne gelişimiz ve dolayısıyla karşımıza çıkacak bu imtihanda bizim sınanacağımız şeyler var. Bunlarla ilgili de Yüce Rabbimiz gene mealen arz etmeye çalışalım. Ali İmran Suresi 14. ayeti kerime, kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. İnsana süslü gösterildi ama bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Ya. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Ve dolayısıyla bu imtihanda insanın karşısına çıkacak olan, insanın nefsine hoş gelecek olan şeyler de insanın fıtratına yerleştirilmiş. Bu imtihanın bir gereği. Yani şeytan düşmanımız ama bir de insanın nefs dediğimiz bir boyutu var. Yani bir takım var. Evet, bir takım şeylerle böyle şehvetle yaklaşma, aşırı arzu diyebileceğimiz bir kelimedir şehvet. Sadece böyle kadın anlamda, ve erkek cinsel evet, anlamda bir şey değil. Bir şeye aşırı düşkünlük. Yani bir insan bir makama düşkünse ve bu uğurda hiçbir değer tanımıyorsa o adamın şehveti o makamdır. Dünyalık elde etmek, altın gümüş biriktirmek ise bir adamın derdi ve bu uğurda hiçbir sınır tanımıyorsa o adamın şehveti o mallardır. Ekecek, biçecek, yığacak, her şeyi kendisine biriktirecek ve onun peşinde bütün mesaisini buna harcıyor ve bu uğurda hiçbir değer tanımıyorsa onun şehveti de odur. O ekindir, o üründür. Dolayısıyla insanın böyle bir meyil yönü var ama işte bu da insana kaybettiren asıl yön bu. Yusuf Hocam, Kur'an-ı Kerim'de bunların çok örnekleri var. Çok örnekleri var. İnsan biriktirmekle değil, biriktirdiği zaman değil, paylaştığı zaman, verdiği zaman değerli olur. Kazandığının bir anlamı olur. Veya da kendi elinde Rabbimizin kendisine takdir ettiği o rızıklar o zaman değer kazanır. O zaman değer kazanır. Bu Kur'an-ı Kerim'de bizlere infak olarak Allah için vermek, Allah yolunda vermek karşılığını tabii ki mükafat olarak alacak insan ama bu eksilen bir şey değil, artan bir şey. O zaman yine bizim menfaatimiz. Artan doğru tabii. Hocam? Hem de nasıl? Yani hem bu dünyada paylaşıyorsun, paylaşarak insanlar arasında bir sevgi, saygı, olmayanın senin malındaki gözünü veya senin malını çalmasını, çırpmasına engel oluyorsun. Onun da bir yaşam standardına yükselmesine vesile oluyorsun. Yani dolayısıyla Rabbimizin bizim mallarımızda infak boyutunda farz olarak bize ibadet olarak belirlediği zekat ibadetimiz var. Zekat ibadetimiz var. Zekat ibadeti nedir? Hem bizi temizliyor, hem malımızı temizliyor ve hem de malımızı bereketlendiriyor. Zekatın temizleme ve artma yönü var. Huz min envarihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha. Hem insanı temizliyor. Neden? Çünkü Rabbimiz orada fakir için bir pay takdir etmiş. Orada bir hak var. Lissaili vel mahrum. Gerek isteyen, gerekse böyle şeyinden dolayı istemekten çekinen insanlar için orada bir pay var. O payı verdiği zaman insan
O payı verdiği zaman hem malını temizliyorsun, sen temizleniyorsun, arınıyorsun ve aynı zamanda da malını bereketlendiriyorsun. Bu aslında görünüşte şöyle görülebilir. Yani vermekle insan nasıl olur? Yani veriyorsun azalıyor. Bu nasıl bir artış? Onun için Rabbimiz zekatın getirisiyle faizin getirisini kıyaslar. Ve yemhagullahu riba ve yurbis sadagat. Evet, Allah faiz getirilerini mahveder. Onların bir değeri, bereketi yoktur. Halbuki Allah savaş ilan etmiş olur diyor ya, hocam. Orası başka bir boyut. Yani kişi faiz almakla görünüşte ne yapıyorsun? Bir veriyorsun, iki alıyorsun. Bunun yığılması lazım. Değil mi? Hı hı. Ama ondaki bereket yoktur. O bir gün gider. Ama malından da zekatı veriyorsun. Hı hı. Görünüşte azalıyor. Ama o azalma malı hem temizliyor, hem ona bereket kazandırıyor, hem de yarın kıyamet gününde evet onu Allah yolunda infakı Rabbimiz bir buğday tanesine benzetir. Onu atarsın toprağa, ondan 7 tane filiz çıkar, her filizden 7 tane başak çıkar ve her başakta da 100 tane vardır. 700'e kadar evet. Çıkar. Vallahu yuzaifu limen yeşâ. Hazine onun. Hmm. Dilediğine daha da fazlasını verir. Kat be kat verir. Onun önünde bir sınır yok, bir engel yok. Dolayısıyla bizim böyle insanın nefsine süslü gösterilen şeylerin peşine takılıp da gerçek yaratılış gayemizi unutmamamız gerekiyor. Buradaki bütün mesele, espri budur Yusuf Hocam. Yani yoksa araba almak, ev almak, yani maddi bir kazanca ulaşmak, yani şöyle diyebilir miyiz mesela hocam? İslam dini zengin düşmanı bir dindir. Yok estağfurullah. Öyle bir şey olmaz. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz özellikle dünyayı böyle yeren yaklaşımlar olunca onlar olaya şöyle bakarlar. Dünya öyle şey olur mu? Dünya bir sürü Allah'ın mescidinin olduğu, insanın ahiretini kazandığı bir yerdir. Hiç dünya kötü olur mu? Olmaz. Dolayısıyla dünyayı kötülemenin bir anlamı yok. Burada asıl olan insan yaratılış gayesini gerçekleştirirse zaten dinin anlamı da budur. Yani dünya ve ahiret saadeti tanıyacak ilkeler. Hem dünyada rahat eder insan hem de ahirette rahat eder. Dolayısıyla mesele şudur. Ebu Zerril Gıfari dünya malına böyle mesafe koymuş, zühdün zirvesi biri olarak tasavvuf kaynakları bize bunu ifade eder ama ondan nakledilen bir hadisi şerif var. Buyurun hocam. Evet. Zühd Allah'ın sana verdiklerine tavır koyman, yani Allah'ın sana helal kıldıklarını haram kılman değildir. Veya sana dünyalık olarak verilenleri elinden çıkarıp da böyle bir lokma bir hırkaya muhtaç olmak da değildir. Züh nedir biliyor musun? Allah'ın sana verdiklerini Allah'ın katında olanlara tercih etmemendir. Çok yani, güzel bir ifade. Yani evet. Sana bu dünyada verilenler senin imtihanın, bir imtihan vesilesin. Dolayısıyla insanın genelde karşılaştığı iki imtihan şekli var. Varlıkta şükrediyor mu, yoklukta sabrediyor mu? Bütün mesele bu. Yani imtihan boyutu sadece evet. Fakirler için değil mi? Hayır. Sağlığını kaybedenler için değil. Yani imtihan sadece yoklukta olmaz. Olmaz. Varlığında. Varlığında tabii ki. Var. Hatta sorumluluğu daha fazladır. Yani yok olan zaten yok. Yani mecburen sabredeceksin. Yani başka yapacak bir şey yok ama var olan verebilmek yani ona güvenmemek. Az önce dedik ya insanın o şeyi süslü gösterilen o dayanacağı şeyler, dünyalıklar, makam, mevki, mal, mülk. Asıl olan insanın buna dayanmaması ve bunun bir imtihan vesilesi olduğu şuuruyla hareket etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok kıssalar var. Mekke'li müşriklere karşı Rabbimiz bir sure-i celilesinde onu da sure-i celileyi ifade edelim de bizleri izleyenler tefsirlerden bakma
gibi onlara da bir şeyimiz olsun, bir hedef koymuş olalım. Buyurun. Mekkeli müşriklere yönelik olarak Rabbimiz, şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik diyor. Ve o bahçe sahiplerini anlatıyor. O insanlar şöyle, hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Yani insanın mal tutkusundan bahsettik ya. Vel en'am vel hars, hayvanlar ve ekinler. İnsanın böyle yapışacağı şeyler. Rabbimiz de imtihanın bir gereği olarak fakire bir pay ayırdı mı? Ayırdı. Ama ne yaptı bahçe sahipleri? Fakirler gelmeden şu ürünleri devşirelim. Yani görmesinler. Görmesinler. Şahit kimseye bir şey vermeyelim. Bize vermek mecburiyetinde kalmayalım. Hepsi bizim olsun. Hepsi bizim olsun. Çok güzel bir cümle. Böyle bir şey. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı. Demiyorlardı. Evet, insanın inşallah her zaman demesi lazım. Çünkü her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Ya. Her şey. Hiç Allah dilemedin mi hiçbir şey, bir yaprak yerinden bile kımıldayamaz. İnsan gözünü bile kırpamaz. Rabbimiz bir şey dilemedin mi? Dolayısıyla bir şeyi, bu da aslında bir ilkedir. Yapacağımız zaman, geleceğe dair bir şey yapacağımız zaman inşallah dememiz lazım. Eğer Allah dilerse, Allah müsaade ederse dememiz lazım. Bu da İslami bir ilkedir. O zaman Kur'ani bir emir de bu aynı zamanda. Tabii. Çünkü bununla ilgili Kehf suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yahudiler geliyorlar. Yaratıcı ile ilgili, varlıkla ilgili sorular soruyorlar. Peygamberimiz de diyor ki, yarın gelin size haber vereyim. Ve uyarı geliyor. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهِ Allah sakın ha de. Evet, bir şeyi yarın yapacağım, söyleyeceğim deme, ancak Allah dilerse de. Onun için inşallah bizim böyle besmele gibi, istiaze gibi, selam gibi dilimize pelesenk olması gereken bir ifade Yusuf Hocam. Bunun böyle bir boyutu var. Eyvallah. Onlar kendi aralarında bunu konuşurken, tamam, fakirler gelmeden biz bu işi, ürünü kaldıralım. Dolayısıyla kimseye de bir şey vermemiş oluruz ve malımız da eksilmez. Hepsi bize kalır. İşte insanoğlunun o tamahı. Evet. O tamahı. Dolayısıyla olay şöyle devam ediyor. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Evet, anız yakılması meselesi, özellikle buğday ve çeltik yapanlar, evet, o bitkinin geride kalan köklerini onlar dahi gidiyor sürerken bize engel olmasın diye yaptıkları bir şey, yanlış bir şey, ama dolayısıyla o yandı mı çırılçıplak toprak ortada kalır. Yani hayatiyet adına hiçbir şey göremezsiniz. Ya. Rabbim öyle bir afet indiriyor. Ama onlar daha evde planlarını yapıyorlar. Onların planları o. Ama onlar evlerinden çıkmadan Rabbimiz bir ateş gönderiyor ve bahçeyi yerle bir ediyor. Yerle bir ediyor. Ve bunun üzerine derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürünümüzü devşireceksek erkenden gidin diye sesleniyorlar birbirlerine. Sabahın karanlığına, aydınlığa. Yani fakirler sizin nereye gittiğinizi bilmesinler, görmesinler sizi. Görürlerse peşinizden gelirler, siz de ürünü hasat ederken sizden talepte bulunurlar. Evet, öyle kendi aralarında konuşuyorlar. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın diye fısıldaşarak da yola koyuldular. Niyet bu. Her şey benim olsun. Evet. Her şey benim olsun. Ve dolayısıyla yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Halbuki hasat edecekleri ürün onlara da yeterdi ve o fakirler üründen verecekleri onlar, evet, onlar da nasiplenirdi. Yani onlara vermeye güçleri yeterdi. Zaten Rabbimiz zekat yükümlülüğünü kime veriyor? Zengine veriyor. Yani belli bir miktarda malı olan. Nisap miktarı diyoruz. Yani dinen zengince sayılan kimselere, herkese zekat yükümlülüğü yok ki. Dolayısıyla
verebilecek gücü olanlar bir farz ibadet olarak bunu yerine getirmeli. Ama Müslümanın bir özelliği de şudur ki Müslüman darlıkta da genişlikte de infak edecek. Paylaşacak, bölüşecek. Yani mesela zekat yok ama sadaka var. Sadaka var, yani evet. İnfak var. Yani infak var. Maddi güce sahip olmadan verilebiliyor. Yani, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Hocam, mesela İsar'la ilgili bir genel bir kabul var ki, İsar kavramının sadece İslam'da olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Evet. Yani kendi ihtiyacınız var. Olduğu halde yani evet, kendi paylaşmak. İhtiyacınız var. Yani ve sadece size yetecek kadar var. Ama Cenab-ı Hak diyor ki kendi ihtiyacı olduğu halde malumunuz. Kardeşini tercih eder kendisine. Tercih eder. Evet. Evet. Ve bunu da Allah rızası için bunu yapar. Bunu da Allah rızası için. Allah rızası için yapar. Evet. Vermek o. Ondan sonra fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Yani bu bizim tarla değil. Ekin yok, bir şey yok. Yani çünkü nasıl dün bir ortam? Geldi baktılar çok verimli. Evet. Dönüm dönüm fındık bahçesi. Bize yarın hasat, yarın hasat edecekler. Yani herkes hesabını yapıyor. Herkes hesabını yapıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve dolayısıyla sonra tabiri caizse kafaya dank ediyor. Hatalarını anlıyorlar. Anlıyorlar. Gerçeği anlayınca da hayır meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Halbuki aralarında Rabbinizi tesbih edin. Yani bu ürünü veren her şeyden münezzeh bir yaratıcı vardır. Bunu aklınızdan çıkarmayın demedim mi diye onlara söylüyor. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz dediler. Gene insanın hatasını kabul etme erdemi burada da kendini gösteriyor. Yine tövbe yani mefhumu. Zulümlerini anlıyorlar, yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Anlıyorlar ve sonra birbirlerini kınamaya başlıyorlar. Kendilerini kınıyorlar. Yani hatayı biz yaptık. Hatayı biz yaptık. Dolayısıyla şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Öyle bir ümidin içerisine giriyorlar. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlardanız. İnsan fıtratından bir tanesi de odur. Sıkıldığı zaman, dara düştüğü zaman Rabbini hatırlama yönü vardır insanın. Ama sonra sahili selamete çıktın mı unutuverir onu. Böyle bir yönümüz de var. Evet hocam, malum Rabbimiz de paylaşıyor. Gemide dalgalar vurduğu zaman beni hatırlarsınız. Allah hatırlarsınız. Sonra sahile çıktın mı o iş değişir. Veya başka ayeti kerimelerde de var. Rabbimiz Estaizu billah ve izâ messel insâne zurru da'ana li cembihi ev gâiden ev gâime. İnsana bir musibet geldiğinde bize yalvarmaya başlar. Yanı üzere yatar, yalvarır, oturduğu yerden yalvarır, ayakta yalvarır, yalvarır. Hasta olup yatağa düştüğümüzde insan şöyle bir söz verir. Ya Rabbi, bir dik beni ayağa da kulluk nasılmış bir gör. Gör. Ama felemma keşefna anhu durrahu, biz ondan o sıkıntıyı gideririz. Merra keellem med'una ila zurrim messeh. Yani dün bize yalvaran o değilmiş gibi çeker yoluna gider. İnsanın böyle de bir yönü var. Rabbimiz dolayısıyla bundan sonra bu ayetin sonunda vurucu bir ayeti kerime. İşte böyledir azap. Yani azap hem dünyada olur hem ahirette olur. Yani neyi hesapladın, neyi ektin, neyi hasat etmeyi düşündün ve sanki sahibi senmişsin gibi bir cimriliğe bürünerek Rabbimiz de azabını indirdi. O ekini alıverdi elinden. Alıverdi elinden. Ama Rabbimiz ahiretin azabı daha büyüktür. Ah bir bilselerdi der. Ve dolayısıyla bizim dünyadaki yürüyüşümüz bize dünyalık olarak verilenler ve bu dünyalıkların da bir imtihan olduğu bilinciyle hareket etme meselesidir. Öbür türlüsü
Herkes kaybetmiştir. Hocam fitnedir diye bahsediyor değil mi? Evet. Mal, evlat. Evet. Yani bu fitne konusunda da daha doğrusu imtihan, fitne. İmtihan yani anlamı. Bazen anlayamıyoruz. Evet. Yani neden oğlan fitne olsun? Oğlumuz, yani. Kızımız, malımız neden evet. fitne olsun? Yani o zaman sizin sözlerinizden anladığımız kadarıyla hocam Rabbimizle aramıza giriyorsa, yani kulluk sorumluluğumuzu bize unutturuyorsa, yani dünya ve ahiret yolculuğu konumuzu da tekrar edelim burada. Yani ahiret yolcusu olduğumuzu, dünyada bir duraklama yerinde olduğumuzu da bize unutturuyorsa bizim için bir en büyük fitne olmuş olur. Ya zaten bu verilenler, mallar, evlatlar bunlar bir imtihandır. İmtihan ve insan bu imtihanı kaybederse hangi hastalığa yakalanır? Kibir hastalığına yakalanır Yusuf hocam. Şeytanın yakalandığı. Evet. Kibir hastalığına yakalanır ve kendisini müstağni sayar. Yani minnet etmez kimseye. Her şeyi kendinden bilir. Kella innel insane leyedgâ errâhus. Ne zaman ki evet. kendini müstağni görüyor. Görür, insanoğlu azmaya başlar. Azmaya başlar. Dolayısıyla yani bahçeye 3-5 torba gübre atmakla, ilaç atmakla bu mahsulün hepsi bizim sayemizde oldu dememek lazım. Çok güzel. Dememek hocam. Lazım. Çok güzel. O onun sahibi var. O bizim geçimliğimiz. Dolayısıyla vakti zamanı geldiğinde haset ettiğimizde onun hakkını fakire vermemiz lazım. Evet. Hem malımızı bereketlendirmemiz lazım, hem malımızı temizlememiz lazım, hem de kendimiz temizlenmemiz lazım. O zekat sayesinde evet. toprak mahsullerine üşür diyoruz zaten. Hocam çok klişe bir ifade belki ama hani insan verdiği zaman dünya cebinden ahiret cebine koyuyor. Yani ama bir farkla koyuyor. Dünya cebinden çıkardığı zaman ahiret cebine daha bereketli koyuyor. Daha fazla koyuyor. Aynen öyle. Yani azalmadan koyuyor. Çoğalarak, çoğaltarak koyuyor diye hocam anlayabiliyoruz o zaman. Evet. Hocam maalesef çok keyifli bir program oldu ama her şeyde olduğu gibi programın da sonu geldi maalesef. Son sözlerinizi alalım hocam. Programı kapanışa geçeceğiz inşallah. Evet. Şöyle toparlayacak olursak İlk önce sohbetimizde Rabbimizi tanıdık. Hiçbir şey yok iken o var idi. Vacibül vücuttu o. Sonra mahlukat yaratıldı. Sonra insanoğlu yaratıldı. Allah'ın en mükemmel şekilde yarattığı, halifelik görevi tevdi ettiği ve bir takım imtihanlardan geçirdiği ve bu dünyada bir imtihan olduğunu, yürüyüşünün çok uzun bir yolculuk olduğunu anlamaya çalıştık. Yani her şey bu dünyadan ibaret değil. Çünkü bizim bu hayatımıza önem katan en değerli şey ölümdür Yusuf hocam. Ölüm. Hayat böyle zıtlıklar üzerinden anlaşılır zaten. Yani hastalık olmazsa sağlığın kıymetini bilmeyiz. Gece olmazsa güneşin kıymetini bilmeyiz. Yani karanlık olmazsa aydınlığın kıymetini bilmeyiz. Korona geldi, dostluklar ya, aynen kadar öyle. Kıymete bindi. Yani ondan sonra cehennem olmazsa cennetin bir anlamı olmaz. Olmaz. Hüzün olmazsa sevincin bir anlamı olmaz. Bunların hepsi birer imtihan vesilesidir ama insanın bir rotası var. O uzun yolculukta. Son bir hadis-i şerifle bitirelim buyurun, o zaman. Buyurun hocam. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma peygamber aşığı bir sahabi Hazreti Ömer'in de oğlu peygamberimiz vefat ettikten sonra öyle ki peygamberimiz nerede dinlendiyse nerede oturup biriyle sohbet ettiyse Medine sokaklarında oraları arar ve sırf oralarda peygamber oturdu diye gölgelendi diye oturan bir sahabi peygamberimiz peygamber aşığı her yönüyle. Ve peygamberimiz bir gün onun eline, omuzuna elini atıyor ve kün fit dünya ki enneke garibun ev abirü sebilin. Dünyada bir garip gibi ol veya da bir yolcu gibi ol. Sakın dünyanın makamına, şehvetine, dünyanın çekiciliğine aldanma. Dünya oyundan, eğlenceden ibarettir buyuruyorlar. Çünkü insan bu dünyada garip gibidir. Neden? Bizim asıl yurdumuz cennettir Yusuf hocam. İnşallah hocam. Yani insanın serüveni de cennetle bitirelim yani, evet, o zaman. Yani evet, rotamız da orası olur inşallah. İnşallah. Veya da ahiretin yanında insanın bu dünyadaki ömrü uzun yoldan gelip de bir ağacın gölgesinde dinlenip sonra yoluna devam eden insan gibidir. Peygamberimiz de dünya hayatını böyle tasvir eder. İnşallah. Rabbim
rızasını kazanabilecek bir hayat yaşamayı bu dünyada bizlere nasip eylesin. Eyvallah. İnşallah. Teşekkür ayaklarımızı ederiz. Dini üzere sabit kılsın. Amin. Amin. Ve ölünceye amin. Kadar peygamberimize emri de budur. İnşallah. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et. Yani o son nefesi, o emaneti teslim edene kadar da ona kullukta bizleri daim eylesin inşallah. Amin. Diyorum, herkese saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dostlar, yine çok keyifli bir program oldu. Ahmet hocamın bugün benim konuğumun olmasının bende özel bir tarafı daha var. Hocamla biz üniversiteden de arkadaştık. Yani elhamdülillah yine Rabbim bir şekilde bizi bir araya getirdi, karşılaştırdı. Bunun da mutluluğunu ekstradan yaşıyorum. Rabbime hamdü senalar olsun. Kıymetli dostlar, bizi iftarınızda da misafir ettiniz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Yarın yine başka kıymetli bir konukla, önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.